Müminlerin boyutu ayrıdır. Onların her işi özel yapılır. Ona özel bereket verilir. Sıhhat, iyilik, güzellik verilir. İşleri rast gider, özel yapılır. Zenginlik verilir. Galibiyet verilir. Hoşuna gidecek imkanlar sağlanır. Sürekli yolu açılır, o boyutta olduğu için. Allah onların hayatını özel idame eder. Küfrün boyutu ayrıdır. Onlarda sürekli aksilik, bela, huzursuzluk, sıkıntı, acılar, hakaretler, aşağılanmalar, kompleksler, kalp sıkıntıları, kalp ızdırapları, akıl noksanlığı, muhakeme yargı bozuklukları, salaşlık, kir, pislik, kokuşmuşluk ve dengesizlik hakim olur. O da ayrı gizli bir cehennemi boyuttur. Müminin cennetimsidir boyutu, küfrünün ise cehennemsidir boyutu. İki boyut iç içe yaşar. O küfrün kendine has bir ağırlığı vardır ayrı. Biz mesela şaşıyoruz değil mi, okuyoruz. Adamın ahmaklığına şaşıp kalıyoruz. Diyoruz ki herhalde bunlar sığır sürüsü diyoruz. İşte sığır sürüsü dediğimiz o boyuttaki varlıklar. Müminlerde cennet vasfı oluyor. Onlar da onları tabii hasetine sebep oluyor. Şimdi Allah cennet penceresi gibi gösteriyor televizyondan bize onları. Küfür nasıl cennettekileri bir televizyon gibi ekrandan görüyorsa, onlar da bizi ekrandan görüyor küfür ehli. Kendi boyutlarından. O onlara çok ızdırap veriyor. Yani Allah'ın verdiği nimetler, imkan, güzellik, sağlık, sıhhat, kalite, insicam, sevgi, muhabbet, derinlik, kültür, görgü, klaslık, vicdan yüksekliği, insancıllık, temizlik, her türlü üstünlük, bereket, bolluk, nimetler. Onu hayret, dehşet, kıskançlık ve ızdırap içinde izliyor işte küfür ehli. Kendi boyutu. Onlar da Allah mezbelelik gibi yerler gösteriyor. Pislik mesela, pis kokular, pis suratlar, iğrenç ve işkembe gibi insanlar, iğrenç sözler, iğrenç ortam, her türlü pislik ve rezillik. Onun için de onları yaşatır Allah.